Özge Özacar 22 Nisan 1995'te İstanbul'da doğdu. Çok kalabalık olmayan ama kadınların daha fazla olduğu bir ailede büyüdü. Kadınlarla büyümek, onların tecrübelerinden, öğütlerinden dersler almak onu bugünlere getiren şeylerden biriydi. Çalışan bir annenin kızı olduğu için kendi sorumluluklarını yerine getirmeyi erkenden öğrendi. Daha 18'ine gelmeden ayakları yere sağlam basan, kendi parasını kazanan, kendine bir hayat kurabilen bir birey olmuştu. Şam'dan Plus'a verdiği röportajda ailesiyle ilgili şunları söylemişti. Çalışan bir annenin kızı olarak büyüdüğüm için erken yaşta sorumluluk almayı öğrendim diyebilirim. Ailemiz ağırlıklı kadın nüfuslu ve hepsi birbirinden emekçi, mücadeleci, hayatta emek vererek başarıya ulaşmış kadınlar. Onlarla beraber büyümek ayaklarımın yere hep sağlam basmasını sağladı. Bugün eğer tüm bu koşturmaca içinde enerjimi yüksek tutup her sorumluluğumu dengede tutabiliyorsam onların bana çalışkanlıklarıyla örnek oluşundandır. Özge Özacar'ın annesi çok neşeli bir kadın. Eğlenmeyi, gülmeyi, dans etmeyi çok sever. Üstelik çok da güzel dans eder. Babası ise oldukça kültürlü bir adam. Felsefeden müziğe her alanda babasıyla sohbet edebiliyor. Bir de abisi var. Okuduğu lise Avrupa Birliği projesine seçilince 16 yaşında Fransa'ya gitme imkanı buldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Gazetecilik okuyan Özacar, üniversitenin ilk senesinde hem okuyor hem bir basın kuruluşunun haber merkezinde görev yapıyordu. 3,5 sene kadar bu işi yapmaya devam etti. Aynı dönemlerde oyunculukla da tanıştı. Bu alanda eğitimler almaya başladı. 18 yaşında onun için yeni bir dünyaydı bu. Üniversitede gazetecilik bölümünden mezun olurken hayatını oyunculuk yaparak sürdürmek istediğinden emindi. Yıllar önce Posta'ya verdiği röportajda "Marmara İletişim mezunuyum. Aslen gazetecilik okudum. Üniversitenin ilk yılında tiyatrocu arkadaşlarımın da motive etmesiyle drama dersleri almaya başladım. Bu benim için bir hobiydi. Ama son seneye geldiğimde artık o senaryoya çalışmanın, o hikayelerle ilgilenip bir karakter yaratmanın beni bir haber yazmaktan daha mutlu ettiğini fark ettim. Şimdi buradayım. Aslında oyunculuk kariyerimin 8. yılındayım." diyerek açıklamıştı yaşadıklarını. Yıllar içinde öğrenme hevesini hiç kaybetmedi ve bulduğu her fırsatta eğitimlere, workshoplara katılmaya devam etti. Zeynep Günaytan, Harika Uygur, Hilal Saral, Merve Taşkan gibi isimlerle çalışmalar yaptı. Bunlarla da sınırlı kalmadı. Oyunculuk kariyerine destek olacak şan ve dans dersleri aldı. Küçüklüğünden beri hayran olduğu isimler arasında hepimizin hayran olduğu kişiler var. İdol olarak gördüğü oyuncular sorulunca Alev Gürsoy Cimine şunları söylemişti. "Haluk Bilginer benim idolümdür. Lisedeyken onun röportajlarını okurdum. Çok hayranıydım. Bir röportajı beni çok etkiledi. Hatta yıllar sonra onunla aynı dizide çalışınca kendisiyle paylaştım bunu. Ayrıca çok büyük bir Türkan Şoray hayranıyım. Bir yerde görsem ağlarım. Çocukluğum onu taklit etmekle geçti. İnanılmaz bir Yeşilçam aşığıyım." Özge Özacar hayatının her döneminde bir şekilde sporla ilgilendi. Basketbol, futbol, voleybol hepsini denedi. Lise yıllarında voleybolda oldukça önemli bir aşama kaydetmişti. Yıllar içinde şartlar sebebiyle pilates, koşu gibi daha bireysel sporlar yapmaya başladı. Tüm bunların yanı sıra Özacar tam bir Fenerbahçe tutkunu. Her röportajında üstüne basa basa fanatik olduğunu söyleyen oyuncu 16 yaşından beri tribünlerde. Sık sık maçlara gidip statta o heyecanı an be an yaşamaya bayılıyor. Sadece futbolda değil üstelik, voleybol ve basketbolda dahil olmak üzere spor onun için çok önemli. Posta'dan Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajda fanatikliğiyle ilgili "çok hasta Fenerbahçeliyim. Hayatımda ilk biber gazımı Fenerbahçe yüzünden yedim. Öyle böyle bir fanatiklik değil benimki. Bir abim var, o da bana çok şey katıyor. Mesela spora ve futbola ilgim, merakım onunla büyümemden kaynaklanıyor" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca çocukluğundan beri dansla da ilgileniyor. Latin, tango, bachata gibi pek çok alanda dans etti. R&B dersleri de aldı. Dansla ilgili de profesyonel işler yapmak isteyen Özacar, dans videolarıyla da beğeni topluyor.
Ünlü oyuncu Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başladı macerasına. Sevgili geçmişle bir adım öne çıktı. Kefaretli dikkat çekti, babayla rüştünü ispat etti. Bursa Bülbülü ile zirveye çıktı. Bunlar dışında Oyun Bozan, Lise Devriyesi, Meryem, Kısmet, Hayaller ve Hayatlar, Hababam Sınıfı Yeniden gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti adlı diziye dahil oldu. İlk bölümü Ekim 2022'de yayınlanan, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisinin başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan paylaşıyor. Özge Özacar diziye Görkem karakteriyle katıldı. Güzel oyuncu çok nazik ve mütevazı biri. Şöhret rüzgarına kapılıp kendini kaybedenlerden olmadı. Çalıştığı sete gelen figürasyonlardan set emekçilerine kadar herkese güler yüzlü, sıcak ve samimi davranıyor. Aynı zamanda özgüveni yüksek, kendisiyle barışık, gözlerinin içe gülen bir kadın o. Hayata olumlu bakmaya gayret ediyor her zaman. Postadan Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajda "Enerjim çok kuvvetli ve yüksektir ama bu neşeli olayım, hadi güleyim gibi bir yerden değil. Şükretme alışkanlığım çok yüksek. Her zaman bardağın dolu tarafını görmeyi seçerim. Her şerde bir hayır olduğuna inanırım. Olmam gereken yerdeyimdir. Ben hepimizin bir tekamülü olduğuna, olacak olanın olduğuna inanırım. Erken ya da geç gibi bir zaman kavramım yok. Benim için yazılmış böyle bir kader varmış. Bugün burada olmam gerekiyormuş. Ve bugün sizinle bu röportajı bu iş vesilesiyle yapmam gerekiyormuş." Bunun için şükran doluyum ifadelerini kullanmıştı. Modaya ayak uyduran Özacar tarzı konusunda oldukça esnek. Günlük hayatta spor ama cool kıyafetler tercih ediyor. Şapkaları da onun için oldukça önemli. Birkaç sene öncesine kadar çok daha kırılgan bir hali vardı. Bu acımasız sektörün içinde insanların onun hakkında yaptığı yorumlardan fazlaca etkilenebiliyordu. Ama tabiri yerindeyse şöhret dünyasında zaman içinde pişti ve artık kendi düşüncelerine önem veriyor. Ayrıca kültür sanat konuları onun çok ilgisini çekiyor. Güncel sergileri gezmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyor. Fransız kültürüne ayrı bir ilgisi olan Özacar, çocukluğundan beri eğitimlerle, kurslarla Fransızcasını da geliştirdi. Özel yaşamı merak konusu olan Özge Özacar, aşk ve evlilik sorulduğunda Alev Gürsoy Cimine şunları söylemişti. "Sevgiyi çok kıymetli buluyorum. Mesnevi okumayı çok severim. Farkındalığımı artıran bir kitap. Teslimiyetçi bir insan olduğum için böyle şeyleri düşünmem. Yaşanacağı varsa yaşanır. Bir planım olduğunda hep şuna inanırım. Allah'ın benim için daha iyi planları vardır. Çocukları çok seviyorum. İnşallah bir gün olur." Şam'dan Plus'a verdiği röportajdaysa aşk ve ilişkiler hakkında sağlam temelli dostluk kurabileceğimiz, birbirimizi motive edip destekleyecek derinliği olan bir ilişki istiyorum. O yüzden şu an kendi yolumda hayallerime odaklı yaşıyorum demişti. Tam bir tatlı delisi olan Özacar, sağlık sebebiyle bunları çok tüketmemeye çalışsa da yeni lezzetler denemeyi, farklı tarifler pişirmeyi çok seviyor. Hatta bu alanda eğitim de almak istiyor. Boğa burcu olan oyuncu sabırlı ve doğallıktan hoşlanıyor. Aynı zamanda yükselen burcu da Kova. Biz de güzel oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.